Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere motorlu bisikletimi aldığımdan beri yaşadığım sıkıntılardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi bu motorlar ülkemize yurt dışından ithal edilerek geliyor. Çin'den geliyor arkadaşlar bu motorlar. Ama bana en çok sorulan sorulardan birisi de motoru nereden aldığımla alakalı. Ben Türkiye'den aldım arkadaşlar. Türkiye ithal edilmiş ve Türkiye'de satılan bazı sitelerden satın aldım. Ama siz Çin'den de kendiniz sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt Türkiye'den alınca daha kısa sürede geldiği için Türkiye'den aldım arkadaşlar. Ama siz de Çin'den sipariş edebilirsiniz kendiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunları Çin'den aldığımız için bunların yedek parçası olmuyor. Yani bir cıvatası yalama olduğunda veya bir parçası kırıldığında parçasını yeniden alamıyorsunuz. Çünkü yok arkadaşlar. O yüzden bu konu da çok soruluyor. Ne yapmamız gerekiyor yedek parça olmadığı için de. Ben de arkadaşlar motorlu bisikleti aldığımdan beri her zaman olmasa da arada bir debriyaja bastığım zamanlarda kontrol edemiyordum motoru. Sonuna kadar bağırıyordu. Ve titremeden dolayı da kontrol sinirimizden çıkıyordu arkadaşlar. Böyle bazen oluyordu arkadaşlar. Her zaman olmuyordu ama bazen oluyordu. Ben de pek önemsemiyordum bu yüzden. Bazen mesela soğuk havalarda denk geliyordu. Hava soğuk olduğu için böyle yapıyordur gibi bir düşünceye kapılıyordum. Ardından bu son zamanlarda çok sıklaşmaya başlamıştı. Ben de bu motoru aldığım site yetkililerine sordum. Neden böyle bir şey oluyor diye. Bana hava ayarıyla alakalı olduğunu söylediler. O hava ayarı da şurada küçük bir vidadan yapılıyor. Arkadaşlar bu vidayı sıkıp gevşettiğimde bazen düzeliyordu. Bunu ben önceden de yaptığım için biliyordum. Ama arkadaşlar hiç son zamanlarda hiç düzelmemeye başladı. Sürekli debriyaja bastığımız motor kontrolsüz bir şekilde sonuna kadar bağırmaya başladı. Ben de bu yüzden hava ayarıyla alakalı olmadığını anladım arkadaşlar. Bu şekilde kullanmaya devam ediyordum. Aslında bir kere yağmurda unutmuştum. Bu yüzden motorun belli bir kısımlarına su girdiği için bu şekilde bağırıyor olabilir vesaire gibisinden düşünüyordum. Kurumasını beklemiştim. Bayağı beklememe rağmen motor yine aynı sorunları yapıyordu. Ben de arkadaşlar bir gün pedalım yalama olmuştu. Pedal kısmı. Onu da kaynak yaptırmak için sanayiye götürmüştüm. Kaynağı yaptırdıktan sonra eve çıkarken arkadaşlar tam bayır yukarıyken motor böyle bir anda devrini azalmaya başladı. Ve pedalla destek vermeye başladı. Yani motor bisikleti itemiyordu. Ardından düzlüğe gelince arkadaşlar gaza bastığımda motorun çalışmadığını gördüm. Motor durdu. Çalıştırmaya çalışsam da çalışmadı arkadaşlar. Daha önceden de şöyle bir şey denemiştim. Mesela bujiyi çıkardığınızda motorun içerisine hava gittiği için yani vakum oluşmadığı için debriyaja basmasanız bile piston yukarı aşağı oynuyordu arkadaşlar. Debriyaja normalde arkadaşlar buji takılıyken debriyaja basmazsanız motoru hareket ettiremiyorsunuz. Bu şekilde şöyle göstereyim. Motor hareket etmiyor arkadaşlar. Ama o ben düzlüğe geldikten sonra motor böyle hareket etmeye başlamıştı. Ben de anladım bir yerden hava kaçırdığını ve şuradaki kapağın kenarlarına bakmaya başladım ve contanın kenarının yamulduğunu gördüm arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu piston kapağının şu alt kısmında oluyor normalde. Şuranın altında oluyor. Piston yuvasıyla kapağı arasında bir conta var arkadaşlar. Tam şurada oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kısımdan patlamış. Ben bunu arkadaşlar bu şekilde motoru açtım kapağını ve bunu çıkardım arkadaşlar. Kapağını kapattığımda kapattım ve çalıştırmayı denedim. Bu sefer de piston kapağı değdiği için çalışmadı arkadaşlar. Bu yüzden ertesi gün sanayiye gittim ve bu parçadan almak istedim. Tabii ki de motorun yedek parçaları bulunmadığı için bu parçadan parçayı bulamadım. Bunun yerine bana başka bir parçadan aynı bu şekilde bir conta kestiler arkadaşlar. Bu contayı yerine oturtturduk ve kapağı kapatıp tekrar denediğimizde yine aynı sıkıntının olduğunu gördüm. Yine de debriyaja bassam bile motor anlamsız bir şekilde sonuna kadar bağırıyordu. Yine sorunu anlayamadım.
Ondan sonra başka bir sanayideki abilere sorduğumda fazla hava girdiğini söylediler. İlk başta karbüratörün şu kısmından hava kaçırdığını zannettim. Ama burayı denedikten sonra buradan da hava kaçmadığını öğrendim. Ama arkadaşlar şu alt kısımda şu pistonla motorun şurada crank millinin olduğu kısmı ayıran bir tane conta var arkadaşlar şurada. Bu conta kağıtmış arkadaşlar. Bu contanın eridiğini gördüm. Yani yarısının eriyip yarısının durduğunu gördüm. Zaten şu anda erimiş gibi gözükse de aslında şurada var. Burası ıslanıyor arkadaşlar sürekli. Ve gördüğünüz gibi şuradaki kağıt eriyor. Bu şekilde arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Motoru komple söktük arkadaşlar. Ve şuraya yeniden kağıttan conta yaptık. Bu şekilde tekrar kapattığımızda motorun sıkıntısı düzelmişti arkadaşlar. Yani böyle parçaları bulmak çok sıkıntı. Yani zaten yok piyasada. Ama başka şeylerden de parçalar imal edebiliyorsunuz. Ve ben arkadaşlar bu motoru satın aldım adlı videom vardı. Hatta şu an kartlardan izleyebilirsiniz. O videomu açıp izledim arkadaşlar. Ve buradaki contanın gerçekten erimiş olduğunu gördüm. Yani orada belli bir zamanlarda arkadaşlar hava kaçırarak motorun daha da bağırmasına sebep oluyormuş. Yani fazla hava kaçağından dolayı motor vakum yapamadığı için böyle sıkıntılar yaşıyormuşuz. Bu da arkadaşlar zaten oradaki contanın olmadığından dolayı motor zorlandığı için patladı. Bu şekilde arkadaşlar motoru tekrar kapağını ve contalarını takarak motordaki sorunu çözdük arkadaşlar. Şimdi size sorun olmadığına dair bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bir sürüş testi yapacağız. Şimdi sürüş testine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an debriyaja basmama rağmen böyle rölantide çalışıyor. Şimdi gaz vereceğim. Şimdi şöyle motor yağlı benzin var, depo boş. Motor yağlı benzin depoya dolduracağım. Şöyle. Bu kadar yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.